Hepinize koskoca merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Eroğlu. Biliyorsunuz Rise Online videoları çekiyoruz. Lakin e, uzun zamandır arkadaşlar Rise Online'ı eleştirici bir yapı hani yapıda videolar çekmiyorduk. Lakin son zamanlarda tabii ki bu videolarımız geldi Rise Online'ı eleştirme bağında. Lakin üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Oyunda belli bazı şeyler değiştirilmeli ve e, Oyunda arkadaşlar şöyle bir şey var. Siz dün soru-cevap etkinliğinde birçok soru cevaplandı. Lakin akıllara takılan soru şu: birçok item ister istemez değer kaybına gidecek. Çünkü rune sistemi arkadaşlar evet mevcut itemlerinizde de rune basabileceksiniz ama etkinlerden elde ettiğiniz coinlerle basabileceksiniz. Onun dışında de derseniz ki ben etkinle Falan uğraşmak istemiyorum. Slotlardan slot hani rün slotu açık itemler düşecek arkadaşlar. On, onları alıp da run basabileceksiniz. Tabii ki bu evrede sizlerin yapması gerekenlerden bir tanesi yapması gerekenlerden bir tanesi rün e, rün hani bu epik ürünler vesaire var ya bunları arkadaşlar stone yapacaksınız bu kadar basit. Ve arkadaşlar oynanabilirliğe gelirsek de arkadaşlar yeni başlayacak arkadaşlarımız ben yani arkadaşlar oyunları biliyorsunuz hani hem zevk hem de test ederek e, oynamayı seviyorum. Rise Online'da da ilk başta evet çok güzel bir şekilde e, oyunumuzu oynadık, keyif aldık. Lakin bu, sonra, bu son zamanlardaki daha doğrusu hani belli bir süreç var ama bunları uzun zamandır... Ee, ne kadar dünya hani ne kadar sizlere yansıtıyordum bu tartışılar arkadaşlar. Rise Online videolarına evet yayıncılığı bıraktıran e, bir oyun olaraktan tarihe geçse yeridir yani öyle söyleyeyim. Rise Online arkadaşlar yeni başlayacak arkadaşlarımız varsa ki bakın sizin oyuna tutunabilme ihtimaliniz yüzde %50 bundan bahsedeyim. Bak %50'den bahsediyorum. Bu kadar ince bir çizgi. %50. Tutunursunuz veya tutamazsınız. Bu kadar basın. 9 aylık dilimde artık bu işte son bir aydır 6 e, karakter zindana giriyorum arkadaşlar. Hedefimiz ne? Çarımızı dizmek. Çarımızla bir yerlere gelebilmek. Şimdi 6 aylık serüvende biz neler yaptık onu görmek zaten çok da zor değil arkadaşlar. 6 aylık serüvende. Şuradan Fighter Pack dediğimiz SC paketini aldık arkadaşlar. İlk olarak da bundan bahsedelim. 530 lira, 555 lira falan. Şu Fighter Pack. 1000 saatlik SC veriyor. Onun dışında arkadaşlar 3 parça elit -E artı yedi varıyor kıyafeti iki parça artı yedi heavy plate traveler set iki parça blavris takı ve belt of course. Yan çarımız arkadaşlar 74'e gidecek işte 73 50 civarlarında. Onun dışında arkadaşlar gördüğünüz üzere pek de bu kadar zaman zarfında yapabildiğimiz bir şey yok. Şimdi e, ben her şeyi kanıtlarıyla birlikte sunuyorum. Eğer ki Rise Online'a başlarken toz pembe hayalleriniz varsa arkadaşlar bunları unutun. Bakın unutun. Lakin derseniz ben elimi taşın altına koyacağım çarımı ya 75 çar alacağım e, NFT ya da item e, hem levelimi kasacağım hem de itemlerimi dizeceğim derseniz işte cebimden para koyup ben bu çarımı dizeceğim derseniz bir yerlere gelme ihtimaliniz var lakin ekibiniz yoksa gene bir işe yaramayacak arkadaşlar bunlar misal bir slot'a girdiniz farm atıyorsunuz. Eğer ki soloysanız farmınız kısıtlanacak. Bakın farmınız kısıtlanacak. Nasıl kısıtlanacak? Sen solo farm atıyorsun abi. Farm atmak isteyen ama ekibi olan bir insan senden o slotu alacak. Yani ekiplere dahil olmanız gerekiyor, klanlara dahil olmanız gerekiyor Rise Online'da oynamak istiyorsanız ilk etapta. Hedefiniz ve amacınız bu oyunda çok önemli lakin e, dediğim gibi bu oyunda bir yerlere gelmek istiyorsanız zindana bağlamayacaksınız konuyu. Bakın zindana bağlamayacaksınız ben e, 9 aylık süre zarfında full zindana girdim bakın. Full zindana girdim. Zindandan bir şey elde etmek %50 bak %50 şansınız var elde etmek için ya elde edeceksiniz ya edemeyeceksiniz bu kadar basit işte 3 ay oldu adam akıllı itham alamadım 2 ay oldu adam akıllı itham alamadım 4 ay oldu adam akıllı itham alamadım arkadaşlar alamadıysanız demek ki karakterinizin şansı başka mesleklerde başka uğraşlarda Bu kadar basit. Derseniz ki evet Rise Online'a başlayacağız. Benim ama ben pazara başlamak istiyorum. Arkadaşlar Rise Online'da pazar en güvenilmez şeylerden bir tanesi. Çünkü e, bu son zamanlarda belli bir kesim var diyor ki yeni itemler gelecek itemleri diyorlar milleti galyana getiriyorlar itemlerini pazara koyuyor millet satmaya çalışıyor ev satamayınca kese atıyorlar birbirlerine diyorlar işte şu olacak bu olacak arkadaşlar bu söylentilerin çoğunu oyuncular yapıyor ve dolayısıyla ne yapıyor itemler ucuzluyor Ben gene çok da böyle zararda değilim ama belki e, minomuz 150'ye mi almıştık? Keşke al, almasaydık, biraz daha bekleseydik öyle söyleyeyim. Biraz daha be, bekleseydik, mino yerine Varsky alabilirdik. Tabii ki e, bu kötü süreçte etkilendiğim yani kötü olarak etkilendiğim durumlar da var arkadaşlar. Hani bunlar acı bir gerçek. E, bazı ar arkadaşlar itemlerimin yetersiz olduğundan bahsediyordu. Dolayısıyla o arkadaşlarla yollarımızı ayırmak durumunda kaldık. Yani e, bu oyunda arkadaşlar en düşük olaraktan bakın en düşük olaraktan benim gibi itemleriniz olması lazım. Ya yani toplama baksak nereden baksak Mino'yu 50 M'de e, 90 1 GB'de 1.5 GB 1 GB Blavros Blavros zaten bir GB olmuş. iki, iki buçuk 3 bunlarla birlikte yani 4-5 GB'lik bir itemimiz var arkadaşlar. Düşünün. 9 aylık zamanda. Bakın 9 aylık zamanda ben zindanlardan bakın adam akıllı farm atmıyorum bu arada ben. Çünkü hani farm atacak zamanım yok. Öyle söyleyeyim. Sadece zindanlardan zindanlardan 9 aylık dilim içerisine 4 GB'lik item düşürmüş. Bakın 4 GB'lik item düşürmüş. Lakin herkes benim gibi olacak diye bir durum da yok. Herkesin şansı benim gibi olacak diye bir şey yok. Senin karakterin veya işte hesabın neyse zindanlarda başarılıdır. Yani şansı yüksektir. kolay drop alırsın ve çarını benden belki de daha iyi yaparsın öyle söyleyeyim. Çarını benden daha iyi yaparsın. Oyuna tutunmak istiyorsanız veya ki birçok arkadaşımıza şikayet ettiği bölüm işte etkinliklere katılıyoruz ama velakin etkinliklerde 63 leveller var, 65 leveller var, onlar var, bunlar var. Arkadaşlar madem etkinliklerle çarınızı dizemiyorsanız oyuna para yatıracaksınız. Bakın oyuna para yatıracaksınız. Çarınızı dizeceksiniz. Kafa karakter siz olacaksınız. Yani bugün Crystal Fortress veya Blood Valley'e girdiğinizde başkalarından bir şey beklemeyeceksiniz. Başkalarından bir şey beklemeyeceksiniz ve kendiniz bir şeyler yapmaya başlayacaksınız. Misal, yeri geliyor ben de şikayetçiyim. Etkin etkinlik etkinlikteki sıkıntılardan. Lakin Rise Online yönetimi bunu da önlemini aldı ve ben şu anda açık dille söylüyorum. Oyunun benim için en rahatsız olduğum konu en şikayetçi olduğum konu zindan sistemi arkadaşlar zindan sistemi dışındaki e, süreçlere yani pek de böyle hoşuma git, gitmeyen bir şey yok yani sadece bir zindan sistemi var öyle söyleyeyim eğer ki Rise Online evreninde bir hayaliniz vesaire varsa arkadaşlar şu anda zaten sizin işte ben şu itemi almalıyım diye hayal kurabileceğiniz bir e, yapı yok Rise Online'da. Bakın böyle bir yapı yok. İşte şu item keşke benim olsa diyebileceğiniz bir yapı yok Rise Online'da. İşte artı 50 set. Çöp slotlarını farm bir bölümünü giderinin bir bölümünü e, çıkarak arkadaşlar el setinize rahatlıkla yapabilirsiniz. İşte XP kasarken çarınızı dizebilirsiniz. Lakin bu itopik diyebileceğimiz ulik takılar vesairedir. Tabi bunlar şansınıza bağlı zindandan da atabilir ama bunları e, dizmeniz uzun zaman alabilir arkadaşlar. Dediğimiz gibi süreci hızlandırmak isterseniz oyuna para yatırmak zorundasınız. Bu kadar basit. GB şu anda 500 lira. Yani günümüz şartlarında e, ne yazık ki Rise Online da evet Rise Online çok güzel bir oyun. Eee işte crash problemleri, atma problemleri vesaire bazı problemleri var oyunun. Lakin dediğim gibi eee %50 şansınız var. Arkadaşlar ya oyuna para yatırıp bir yerlere gelebilirsiniz veya oyuna kazan sağlayabilirsiniz. Eğer zindanda şansınız yoksa zindanlarda şansınız yoksa şansınız varsa da arkadaşlar zaten e, elinizi cebinize götürmeden çarınızı dizebiliyorsunuz öyle söyleyeyim. Dediğiniz gibi ben 9 aylık dilimde elde ettiğim çar gözünüzün önünde arkadaşlar yalana dolana kıvırmaya hiçbir şekilde gerek yok ve Crystal Fortnus'a geldik. Şu arkadaşı bir ayıklayalım buradan. Çok güzel. Bu arkadaşımızı ayıkladık. Bu arada ben bu arada tek tek bir şey mi vuruyorlar buna? Bak Prest'i bıraktılar. Kime dalıyorlar? İki, iki gözümün çiçekleri Helmel bir şeyle atın lan bana. Bu arada Şefik bu arada herkes defansif varıyor olmuş. Turnuvadan gördü, <laughs> yani gördüler tabii ne kadar aktif bir Job olduğunu Bütün herkes defansif farrar olmuş arkadaşlar Bu arada sen o defansın bittiği için Öldün biraderim Bir arkadaşımız daha gitti Sen, sen de gidiyorsun mecbur Sen de gideceksin Büyük ihtimal Evet IMDC sen, Bu arada arkadaşımız güzel çarptı Diyecektim 5'li o tık diye işleyecekti bana Allah'tan çekti arkadaşımız Crystal Fortress arkadaşlar eğer ki bu etkinlikte ka ka kazanmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Ekip olmanız gerekiyor. Bu arada bana da, bana dalıyorlar da ama beni kolay kolay yatıramazsınız arkadaşlar. Ondan pek fazla böyle ümitlenmeyin. Çünkü ben de arkadaşlar şeyleri düzelttim yani karakterin şeyine. Ben de birkaç itam alacaktım yani onlar da Oo. bana kim bu kadar vurdu ya? Ama iyi abanmışlar. Kuleler zaten seri seri vuruyor. Neyse bir İki, iki tane de ki, iki tanemde aldık yani. Git ha. <laughs> oy, oy, oy. Gel, 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 gel. Oy man manamız bitmiş. Of, te tek attım galiba. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. S sen sana da tek atmam lazım. Oy, 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 oy. Yalnız o, o el gelmez ölürüz. Ha. Ya bazı arkadaşlar sinir olabileceğiniz şeylerde o, o oluşabiliyor tabii etkinlerde. Bazıları sadece kutu için giriyor. Veya ba ba bakıyor parti sağlam anasını satayım. AFK kalıyorlar. Bunu kesersek 25 olur. Ee, dolayısıyla 10 çıktı ediyor. bu hmm. İlla o, o kesecek yani anlaşılan. Neyse. Evet kestik. 25. Yalnız bu parti satar. Kar karşı ekip Şefik sen abi iki yedi lan adam. Neyse gir. Ya siz ben niye çekip duruyorsunuz be? Bu tim bonus diyor. Asla bakarsanız arkadaşlar etkin bir tık geliştirilebilir. Lakin yeni etkinlerin gelmesi biraz da ön önceliklerinde olmaları gerekiyor. Tabii ki bununla birlikte aslında en çok ağır vermeleri gereken ağırlık vermeleri gereken konu dediğimiz gibi zindan sistemi zindan sisteminde geçtim Hani e, crash problemlerini çözmeleri gerekiyor hala e, oyun açılalı ne kadar olmuş hala crash problemleri mevcut Tabii ki ilk aşamalardaki gibi değil arkadaşlar yine bir çözüm e, odaklı da çalışıyorlar kendilerini tebrik etmek gerekiyor. Hemen şuradan şunu ayıklayabilir miyiz? Aldım galiba. Çok güzel. Yalnız şu heller çok geniş, eee geçitmeli geliyor. Ya genele baktığımız arkadaşlar oyun kötü mü, iyi? Ya yani dediğim gibi rakip firmalardan kat be kat iyi. Lakin sıkıntılı olduğu taraflar zaten belli. Umarım e, yönetim de bunlar üzerinde bir değişiklik yapar. Zaten coin sistemi geliyor. Artık hani e, drop alamadım, onu yapamadım, bunu yapamadım. Devri bitiyor arkadaşlar. Lakin bu birazcık geç oldu. E, diyebilirim. Yani bugün unik dediğimiz şu anki meta'nın oyun sonu diyebileceğimiz eşyaları arkadaşlar çerez fiyatına satılıyor şu anda pazarlarda öyle söyleyeyim. E, Legendary itemler gelecek. Lakin Legendary itemler de böyle olursa arkadaşlar ki böyle olacak büyük ihtimal çünkü yani var itemler bile arkadaşlar çok hani çerez fiyatına geçtim yani. yani çok saçma sapan fiyatlardan satılıyor eşyalar. Umarım legendary itemleri de böyle rezil fiyatları düşürmezler diye düşünüyorum. İnşallah tabi. Böyle bir şey olmaz. Vardı bu arkadaşımız aşıktı Blackboard gitti galiba. AMDC. Oy canını fulllediler ben de ölür müyüm? Ölmedim. Vardı. Aha valla DV7 muyum sana? Yok yamultamadım. Neyse. Ya hedefimiz arkadaşlar şu anda elimize var kayalmak almak ama oyundan da çok fazla zevk alamıyorum malum. Hani bu kadar zaman zarfında bir başarısızlık söz konusu. Yani çoğu insan bunu şanssızlığa dayandırsa da arkadaşlar 9 aylık bir şans bence aşırı derecede abartılı bir şans faktörü diyeyim hadi ben size. Umarım yönetim de bunun üzerine bir ee, Şekil Şamal bir şeyler yapar. Bu arada CC almam lazım benim. Çarın amel defteri kapanacak şimdi. Umarım bir değişiklikler olur ya. Öyle söyleyeyim. Zaten şu anda oyundan zevk alamıyorum. Büyük hani ilerleyen zamanlarda oyuna ara verebilirim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Gerçekten hani kötü bir ee durumdayız. Bir de hani şöyle söyleyeyim. Ee, şuradan notice sistemini açtılar. Adamların aldığı droplar da gözüküyor. E, biz alamıyoruz. Adamlar alıyor. Hani ortadayız yani şu anda ortadayız. Ya hani derdimizi anlatabileceğimiz bir şey yok yani ortada. Öyle söyleyeyim. Derdimizi gerçekten anlatabileceğimiz bir şey yok. Bu arada Oyt. ölüyordum valla. Bir, birkaç anan döndük. İnşallah bu hel gelir. Oh çok güzel. Aferin. Grazsınız. 5 tane kil almamız lazım. 5 kill'den sonra bir mo mo Mono atırsak güzel olur gibi geliyor bana. O gene bana fokuslandılar. Neyse devam arkadaşlar. Çat. Çat çat çat. Velhasıl kelam yani oyunda gerçekten bir şeyler yapmıyor e gibi gö gör görüm görünüyor da olsam arkadaşlar gerçekten bir şeyler yaptığımı da görüyorsunuzdur. Bu arada iki tane kill almamız lazım. Monoyu kesmeyelim bence. Bir tık geri, geri çıkalım. Geri çık abi. İki kill daha almamız lazım. CF'yi bitirmemiz için. iki kil daha alalım ardından mono kesip çıkalım. Evet şu IMDC'yi bir DB'lesek. Evet. Şuradan iki kil'i kıtlatsak çok tatlı olur gibi geliyor ama. Evet. Bu arkadaşımız DB'yi yedi ama çektiler direkt. Evet. Evet. CNR gitti. Bu arada OIT son, son bir kilbe Oradan Vallahi alsaydım çok tatlı olurdu ama. Bak benim canı doldurmadılar hala. Şöyle alalım. Canımızı dolduralım. Evet sen orada boş boşuna durdun ve kes artık. Kes 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 bitir. Evet, 35 yaptık ve gördüğünüz üzere arkadaşlar CF'yi kazanmış olduk. dediğim ki der, hani birazcık yakınma veya işte ağlama duvarı gibi oldu YouTube'um ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani Rise Online'da eğer ki bir yerlere gelmek istiyorsanız arkadaşlar de, de, dediğimiz gibi zindanlarda şansınız yoksa elinizi cebinize koyup e, çarınızı dizeceksiniz. Öyle farm atacaksınız. Artık e, işte nasıl diyeyim çarı direkt belli bir seviyeye getireyim. Direkt farm atayım. Yok arkadaşlar. Eğer ki derseniz ki ben hani hem çarımı kasmak istiyorum hem de farm atmak istiyorum derseniz Giant Fall, Grim Reaper, eee Guards gibi e, slotlarda rova bırakıp hem XP kasabilirsiniz hem de gelen dropları satarak arkadaşlar çarınızı dizebilirsiniz. Neyse. Fazla videomuzu uzatmayalım. Lakin dediğim gibi oyun e, amacının da dışına çıkmaya başladı diyebilir hani diyor hani kesin bir şekilde diyebiliriz büyük ihtimal. Yani ben arkadaşlar, hani açık dille de söyleyeyim, ben ee, geçmişte durmadan insanların kötülediği oyun ve serverlara serverlarda oynayarak hani oynanabilirlik aşamasına test ediyordum ve oyunun gerçekten en kötü hallerinde veya atıyorum kafadan en kötü etkinliklerinde ee, bir yerlere gelmeye çalışıp acaba bu oyun oynanır mı gibi gibisinden videolar çekiyordum ki bunu büyük ihtimal uzun zamandır bizleri takip eden arkadaşlarımız da farkına varmıştır. Yani e, biliyorsunuz Knight Online'de Gordion sunucusunda oynuyordum ben. İnsanlar diyordu hani PvP gibi sunucu niye şey yapıyorsun orada oynuyorsun. Lakin arkadaşlar e, oradan ayrılmamızın sebebi Gerçekten e, pot parasının dahi çıkmaması, hani va, bir de ben varıyor hani Berserker varıyor oynuyordum pot parasının çıkmamasından şikayetçiydim ve hani yayın açıyorum hani bir şeyler yapıyorum ama hani masrafının e, çıkmaması beni gerçekten de oldukça üzen bir dur durum olmuştu ve yönetiminde zaten son zamanlarda kos e, oyuncularının başını kaldıramaması olası bir etken diyebiliriz hala yani büyük ihtimal Knight'a başlamayacağız arkadaşlar öyle söyleyeyim lakin Rise online'da e, bu aşamada de, devam ederse Rise online'da da e, ne yazık ki oyun geleceğimin e, uzun soluklu olacağını da sanmıyorum arkadaşlar Zaten şu anda dediğim gibi gerek bilet sistemine bakabilirsiniz e, bakabiliriz gerek e, oyun içindeki aktivitelerime bakabilirsiniz. Aktivitelerim normalinden daha azına düştü. Bazı arkadaşlarım işte ta, ta, takı upgrade'i gelecek diye işte takıları zam yapmışlar. Orantısız bir zam yapmışlar ama e, arkadaşlar ne yazık ki yakın zamanda bu takı upgrade'i gelmeyecek gibi gözüküyor. Rün sistemi gelebilir. Onun dışında klan kaleleri gelebilir ve craft üzerinde bir takım değişiklikler yapılabilir belki diye düşünüyorum. Şahsi düşünce tabii. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Lakin arkadaşlar mutlu başladık ama üzgün Raize online'a ayrılacağız gibi gözüküyor. Umarım böyle bir şey söz konusu olmaz. sonuçta severek ve deneyimleyerek bu oyunu oynuyoruz. Bakalım zamana bırakacağız lakin e, benim bu oyun için tanıdığım zaman arkadaşlar bitmek üzere yani çok yakın bir zamanda aniden e, oyunu bıraktım Herkes hayırlı uğurlu olsun diye debilirim. E, herkes eline sağlık diyebilirim bu ele yani herkesin eline emeğine sağlık diyebilirim lakin e, benim başından sonuna zaten arkadaşlar Knight online'dan da bunun farkına varmışsınızdır. Ben e, Knight online'da da başladığım sunucunun reklamını yapıyordum. Her başladığım sunucunun işte Gordion'dan Vega'ya, Vega'dan Gordion'a başladım. İşte atıyorum kafadan diğer sunu, e, bazı sunuculara başlamaya çalıştım ve sunucuların reklamını yaptım. Ben ise e, şu anda Rise online'dayım ve Rise Online yönetimi de farkındadır ki ben yayıncılık başvurusu yaptığımda hiçbir gelir elde etme gibi bir amacımın olmadığını kendilerine zaten söyledim. Videolarımları açık bir şekilde söyledim. Sponsorluk almıyorum. Sponsorluk olmadan ben bu reklamları yapıyorum. Çünkü ben olduğum yerini hem yayıncılığını hem de reklamını gönüllü olarak üstleniyorum gönüllü olarak üstleniyorum. Hiçbir kar marjı da gütmüyorum. Ama velakin biz e, ben şu anda şu vazifeyi görüyorum burada arkadaşlar. Yeni başlayan bir oyuncu oyuna tutunabilir mi tutunamaz mı? Bunu arkadaşlar gösteriyorum sizlere. Dediğim gibi hani çalkantılı bir tartışıl, tartışmaya açık bir süreç var. Yani öyle veya böyle e, sizin NFT karakter alıp bakın enekli yani hızlı bir şekilde bir şeyler yapmak istiyorsanız NFT karakter alıp klanlara dahil olup bakın klanlara dahil olup farm ekiplerine dahil olup amacınıza başlamanız işte hedefinize başlamanız gerekiyor. Lakin e, yine üstüne başa hani basa basa söylüyorum hedefiniz ütopik olmasın. Atıyorum kafadan ben işte çarımı dizerim veya işte ben oyuna 10-15-20 kat kaldırırım. Böyle hedefiniz olmasın arkadaşlar. Dediğim gibi ben uçuk bir hedefim Olma, olmamasına rağmen bu hedefi yakalayamadım bu oyunda. Ee, ve beni bir nebze hayal kırıklığına uğrattı da diyebilirim. Lakin şu da var. Sadece ben değil benim gibi birçok oyuncu var zindandan bir şey e, kasamamış. Dediğim gibi genel RNG dediğimiz yani tüm oyuncular arasında random drop e, özelliği oyunda bulunmuyor arkadaşlar. Ben bunun kanaatine vardım. 9 aydır adam akıllı drop alamamış. 8 aydır adam akıllı bir drop alamamış. Oyuncu oyunun ne yapacak? İkinci senesinden mi almaya başlayacak? Unik eşyalar BM'e düştüğünde mi almaya başlayacak bu dropları? Öyle mi çarını dizecek? Bunlar tamamen tartışma konusu arkadaşlar dediğimiz gibi. Ee, oyunun bence en adaletsiz yönü arkadaşlar bu dungeon kısmı. Onun dışında birçok konunun adaletli olduğunu düşünüyorum. Lakin bu craftçı arkadaşlarımızın da e, memnun olmadığı bu mono boss'undan çıkan yani death valley haritasındaki monoyu e, kesince çıkan mobu kestiğinizde craft eşyaları da atıyor. Ya şimdi craft'ını fullleyen arkadaşlarımızın bu birazcık hakkına girmek oluyor. O da birazcık adaletsiz bir tutum olmuş. Ve bazı arkadaşlarımız diyor ki Monu'nun e, mono'nun şekli şemali değiştirilmesi gerekiyor. Yani asasların yüzdesi kaldırılması gerekiyor gibisinden konuşmalar yapılmış yani bence diğer ee, Bosslar gibi olması lazım S sistemi sistemi değiştirilmesi gerekiyor yani bu son zamanlarda biliyorum hani sinir stres işte bir hamle yapmaya çalışıyorsunuz ama bir yerden bir sıkıntı çıkıyor lakin oyuncuları birazcık hani biraz daha ön ayak kulak versek hani Biraz daha kulak versek biraz daha tatlı olabilir gibi gözüküyor. Çünkü eğer ki oyuncuları memnun edemezseniz oyun gerçekten bir yere gelebileceğini sanmıyorum. Evet kendi kendi kendine bir yerlere gelebilir oyun ama eğer ki kendi oyuncusuna sahip çıkmayı ve ara araya mesafe koymaya devam ederse Rise Online yönetimi oyuncularını kaybetmeye yönelik ve oyun parasının bir anda yerle bir olduğunu da görebileceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Dediğimiz gibi e, şu anda ben benim iki tane şeyim var. E, bir tanesi arkadaşlar oyun piyasasını ne yazık ki oyun piyasası hiçbir şekilde güven vermiyor. Bir gün hani bir gün aldığınız eş, eşya yarın çok fazla değer kaybetmiş olabiliyor veya işte bir kim değer kazanmış oluyor veya ...biraz fazla değer kazanmış oluyor. Bilmiyorum artık ne olacak... ...ne bitecek. Lakin oyun yönetmeni buna... E, ...el atma gibi bir yetkisi yok. Dolaylı yoldan e, el atabilir. Lakin dediğimiz gibi... ...oyuncuların sözüne biraz daha... E, ...ve oyun kusurlarından bahseden... ...arkadaşlarımıza biraz daha böyle kulak... verme ...vermesi gerekiyor Ryze Online yönetmenin. Ve... E, ...onların... ...biliyorum ki... ...hani fikir ayırt etme yetileri mevcut. Yani bir oyunun kötülüğünü isteyen oyuncunun düşün, düşüncesini önemsemez diye düşünüyorum. Hani fark ederler diye düşünüyorum. Umarım hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Pardon arkadaşımız ne yazmış? bu e, duruyor. Vazgeçtim en Evet arkadaşlar kendinize bakın görüşmek dileğiyle. Esen kalın.